Ben 2014'ten beri aynı şeyi söylüyorum. Hı. Bakın, e, Selam Hanım, e, ilkeli siyasetten yanayım, Konjektürel değil. Hı. Söylediğim şeyler değişebilir zamanla. Başkalaşmaz. Değişmek, gelişmek başka şeydir. Başkalaşmak başka şeydir. 2014'ten beri aynı şeyi savunuyorum. Partinin genel başkanı aday olmalıdır. Madde 1. Madde 2. Sandık konulmalıdır üyelere sandık. Genel başkan da sandığa girmelidir. Büyük ihtimal genel başkan çıkacaktır zaten. Başka biri çıkıyorsa da saygı duymalıdır. Hem koltuğu hem adaylığı bırakmalıdır. Ben bunu savunuyorum. 2014'te de bunu dedim. 2021'de de bunu diyorum. Hatta senemin cümlesine kulak şöyle bir şey de vardı değil mi? Hani eğer CHP, yani genel başkan, cumhurbaşkanı adayı olursa ben olmam. Olmam da demiştiniz gibi evet. Gibi bir cümleniz de vardı. Hayır o parti dedim içinde doğru. Yani. Arkadaşlar farklı şeyler Hı. değil ki bunlar. Aynı şeyler. Aday olmalıdır. Genel, bakın bir siyasi partinin amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. Peki önceden kim yönetiyordu? Başbakan. Şimdi başbakanlık var mı? Yok. Cumhurbaşkanlığı var. O zaman siyasi partinin bir numaralı adamı kimdir? Genel başkandır. E genel başkan, cumhurbaşkanlığına aday olmuyorsa... Ne diye koltukta oturuyor ki? Lafımın arkasındayım. Ne diyorsam o. Peki. Her ne kadar parlamenter sisteme dönüş vaat etse de muhalefet en nihayetinde bu sistemle seçime girileceği için seçilecek cumhurbaşkanı adayının profili üzerinde çok konuşuluyor biliyorsunuz. Hı. Özellikle bir ortak aday olacaksa bu nasıl biri olmalı? Çeşitli tarifleri duyduk. Eee Sizce Cumhurbaşkanı profili nasıl olmalı? Yani bir, sizden bir profil alalım mı? Bu sisteme göre seçilecek bir Cumhurbaşkanı. Vallahi sülaleye damat seçmiyoruz. Ülkeye Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yani Öyle, böyle bir profil olmaz. Bakın bu, bu doğru değil. Ha, bu tanımları yani, yanlış hayır, buluyorsunuz. Hayır hayır yanlış buluyorum. Yani şöyle yanlış buluyorum. Ee, yani nasıl damat olsun? İşte e, İstanbul'da otursun. Evi olsun. Maaşı olsun. E, arabası olsun. Damat mı seçiyoruz yani? Düşük profilli olsun. E Genel başkanları dinlesin. Parlamenter sisteme geçelim. Evet. Ama bizim vaatlerimizin arkasında dursun. E siz kendinize emir mi arıyorsunuz. Ülkeye cumhurbaşkanı seçiyoruz. Gece yarısı Biden'la konuşacak. Sabahın köründe Putin'le konuşacak. Yangın olacak, sel olacak, gece uyandıracaklar adamı, şehit olacak, üzülecek, ekonomi dolar fırlayacak, memleketin gece yarısında bir yere bir şey gönderilmesi gerekecek, gece saat 3'te MIT mensubunu belki Suriye'ye gönderecek, bunlarla uğraşacak. Öbür yandan da gelecek haftalık rapor alacak genel başkanlardan, emriniz nedir efendim acaba, bu hafta ne talimatlarınız var? Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Yani yetkilerini devredeceğini açıklayan bir aday ayrı bir destek şey. alamaz mı? Hayır, hayır bak. Hı. Efendim şimdi. Yetkilerini devredeceğini açıklar. Hı. Ben de ben de söylüyorum zaten. Ben ha, cumhurbaşkanı. Tamam olsam, ama o ara dönemde gerçek ben bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olur, seçilirsem diyorsunuz. Allah nasip eder millet de isterse rektör atamayacağım. Hı. Üniversite bileşenlerinin önüne sandığı koyacağım. Birinci kim çıkarsa onu onaylayacağım. Bu kadar. Yüksek yargıç atamayacağım. Kurayla seçeceğiz, kurayla. Muhafazakarmış, sosyal demokratmış, ülkücüymüş, ilgilenmiyorum. Kurayla. Ama hem düşük profilli olacak, hem laf dinleyecek, hem izaya gelecek, hem Erdoğan'ı yenecek. Bunların hepsi birden mümkün değil. Meydanlara çıkacak, ekonomi konuşacak, dış politika konuşacak. Muharrem İnce, sen denedin, bunu olmadı. Doğru denedim, olmadı. Ya Mansur yavaş da birinci de denedi olmadı. İkinci de oldu. Denedim olmadı. Dolar 13 lira değildi ki ben denediğimde 4 liraydı. İşsizlik böyle değildi ki. Bunların hiçbiri değildi. Bu kadar mülteci yoktu. Dolar 13 lira değildi. Yangın yeri değildi ekonomi. Denedim doğru. Tek partinin adayı olarak denedim. Başarısız mı oldum? Parti 22 aldı. Ben 31 aldım. Bugün olsaydı acaba ne olurdu? 31 ne olurdu? 50 51 olurdu.